Güngör Bey size dönmek istiyorum. Siz de stüdyoya giriş yaptığınızda şöyle diyorduk. E, İran'a kınama mesajlarından bahsediyorduk. Peki İran'ın yanında kimler var şu anda? Çin mi? Rusya mı? E, ben şu an yayında olduğum için takip edemedim. Ara ara bakıyorum ama bu iki kaynaktan açıklama geldi mi? İran'a destek mesajı var mı yani? Bir açıklama benim de bakabildiğim kadar gelmedi ama e, Rusya'nın İran'a Aralarında biliyorsunuz bir silah anlaşması da var. Hı hı. Ukrayna'da savaşı sırasında Rusya Federasyonu özellikle bu konuştuğumuz silahları İran'dan alıyor, alıyor. İran'ın yanında tavır tavır alabilir Rusya Federasyonu Çin genelde Orta Doğu'daki bu krizlerde sessiz kalıyor. Yani diğer krizlere baktığımızda Gazze başladı sırasında bağımsız Filistin devleti on, on olması gerekir de demesi dışında Çin'in rasyonel yani bu taraflar arasında bir ben bu tarafı tutuyorum ya da ben bunun yanındayım. Yönde bir ol? açıklaması açıklaması yok. Evet. Ama Rusya Federasyonu'nun bu kadar geç kalması, kalması, özellikle Putin'in bu son gelişmelerle ilgili ne diyeceğim. ama Rusya Şam Şam'daki elçilik saldırısında da epey bir açıklama yapmadı. Yapmadı. Biraz da tabii biz küresel aktörlerden daha çok Türkiye'nin takınacağı tavır da çok önemli. Bizim güney sınırımızda yani dün akşam İran komşumuz, Irak komşumuz, Suriye komşumuz ciddi anlamda bir gerge gerginlik yaşanma bu birinci derece Türkiye'nin de jeopolitikteki güvenliğini ilgilendiren bir sorun şimdi, şimdi hı hı. hep hep sorulan soru şu bu 12 yıldan beri devam eden Suriye Savaşı'ndan sonra, sonra ki bitmedi ve Suriye'nin hali ortada bir İsrail İran Savaşı İran Savaşı Türkiye'yi bir direkt, Türkiye birinci derece etkilenecek bir ülke ülke bence bu konudan yani bu başlıktan da bakılması bakılması Elbette. gerekir bir Rusya'nın biliyorsunuz Suriye'de varlığı var. Hem Heme'in hem de Sovyetler'den bir, bir, bir zamandan kalan deniz üssü var Tartus'ta. Tartus'ta askeri olarak var. E, Suriye'deki rejimle, e, Şam yönetimiyle de e, itte, müttefiklik diyebileceğimiz belirli kollarda işbirliği var. Bir de ilginç bir detay var. Biz e, dün akşam değerlendirirken de aklımıza geldi. Mesela aşağıda Golan bölgesinde Rusya'nın askeri varlığı yoktu. Gazze vahşetinden sonra oraya birlik indirdi Rusya. Evet, doğru. Yani Rusya. Yani biraz daha aşağıya bir askeri birlik birlik indirdi. Yani şimdi bu İsrail'in defaatle Ortadoğu'da İran'ın önemli aktörlerine karşı suikastlar, Hamas'ın iki numarası. Bunun dışında Hizbullah. Yani Hizbullah'ın e, önemli komutanlarının da da defaatle suikastlar e, uyguladı. Şimdi en son saldırıda böyle karşılıklı bu nereye kadar gidecek bir zincir gibi bir reaksiyon etti. İran İsrail'i vurdu. E, İsrail, İran İran cevap, gelecek, İran cevap verdi. Hı -hı. Şimdi biz birkaç gün sonra gene Suriye'de bir devrim muhafızı komutanının öldürüldüğünü duyabiliyoruz. Suikast Şimdi, şimdi evet. İsrail e, cevap vereceğiz diyor. Biden saldırıdan önce, özür dilerim, Netanyahu saldırıdan önce hazırlığımız var. Biz hazırlandık. Bakın ilginç bir şey oldu. Dört gün önceydi tahminim. Güney Kıbrıs Rum kesiminde İsrail ve ABD ortak tatbikatı oldu. Hı -hı. Hava tatbikatı evet. gerçekleşti. Orada tanker uçaklar kullanıldı. Yani Savaş senaryosunda İran'a verilecek bir cevap havadan aslında ABD ve İsrail arasında e, gerçekleşti. Tam bu İran işte 13 gün sonra cevap verdi. Ne zaman cevap verecek? Genelde bayramdan sonrasının e, yönelik bir görüş vardı. Son 48 saat diyorduk ha artık evet. oldu zaten.